Baran, beni de şirkete bırakır mısın? Çok geç kaldım. Önümde bir toplantı vardı. Lütfen. Bu arada yeni projenin büyütülmesi için bir iki sağlam kaynak bulmak gerek. Yani bankalar üzerinden değil de firmaların desteğini alalım. Toplantıya da bu yüzden önem veriyorum. Ama işlerimi hızlıca halledip Can evde olmadan dönmek istiyorum. Çok özledim onu. Sağ ol. Geliyorum hemen. Harun, hayırdır sabah sabah? Günaydın Zümrüt. Günaydın. Girebilir miyim? Tabii gel. Yani şimdi ben bütün gece düşündüm. Ben senin mutlu olmanı istiyorum. Bebek için. Yani bu ameliyat için Cevdet abiye gerekli olan parayı ben vereceğim. Dün lokantada çalışırken böyle bir şeyden bahsetmemiştin. Gece düşündüm. Sabah da geldim işte. Kim geldi Zümrüt? Aa, Harun. Hayırdır, hoş geldin. Hayır Engi ya, hayır. Zümrüt'e söyledim, sana da söyleyeyim. Hı. Şimdi Cevdet abi benim çok eski dostum. Bu ameliyat için gerekli olan parayı ben vermek istiyorum Enge. Vallahi mi diyorsun Harun? Vallahi Enge. Şükürler olsun Rabbime. Bak görüyor musun, Harun'u gönderdi bize. Bebeğimiz olacak, bebeğimiz olacak. Hayırdır hanımlar? Bu ne çocuğu ne ya? Cevdet, Harun ameliyat parasını verecekmiş. Sağ ol kardeşim, eyvallah da. Yani bu zamanda hepimiz darboğazdayız. Az buz da bir para değil. Ben kabul edemem. Cevdet abi. Bak benim çok eski arkadaşımsın, abimsin. Yani ben senin kardeşin sayılırım. Bugün benim başıma bir şey gelse sen benim peşimden koşmaz mısın abi? Koşarım tabii abi, ayıpsın. O zaman benimle koşmama müsaade edeceksin abi. Yani ben zaten seni biliyorum. Ortada bırakmazsın ki parayı. Yani ben istemesem dahi bir şekilde allemeler, kallemeler o parayı bana verirsin. Bak, o yüzden yengemi kırmayalım abi. Peki madem. Sağ ol kardeşim. Ama bak, borcun borç ona göre. Rahatladığım gibi parça parça da olsa ödeyeceğim sana. Hadi geç içeri, kahvaltıya oturacaktık biz de.